Tasarım uzmanı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oyun profili nasıl yapılır, oyun kanalları için profil nasıl yapılır bunları size göstereceğim. Ancak videoyu geçmeden önce çekmemi istediğiniz bir video varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben 500'e 500'lük bir alan açtım. Bu arada bu videoda iki tane program kullanacağım. İkisinin de linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Fontun linkini de aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi ben 500'e 500'lük bir alan açtım arkadaşlar. Buraya e, PUBG arka planımı ekleyeceğim. Buradan katman artı tuşuna basıyorum. Buradan gene artı tuşuna basıp photo layer photo library diyorum arkadaşlar. Buradan galeriye basıyorum ve indirdiğim e, PUBG e, map haritasının e, resmini buraya koyuyorum arkadaşlar. Bunu nasıl buldum derseniz Google e, resimlere e, şöyle yazıyorsunuz arkadaşlar. PUBG map wallpaper yazıyorsunuz sadece pubg wallpaper yazarsanız çekmiyor arkadaşlar pubg map wallpaper yazmanız gerekiyor ben bunu bir daha ekleyeceğim çünkü tam ayarlayamadım arkadaşlar şu şekilde büyütüyorum şunu biraz daha şöyle yapıyorsunuz evet bu sefer oldu şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir transparent katmanımız var bunun üstüne atıyoruz ve buradan fill stroke'tan siyah fill ekliyoruz şöyle siyah yapıyoruz bunu buradan Katman simgesine tıklayarak opaklığını kısıyoruz. Opaklığını %60 yapıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya PUBG karakterimize ekleyeceğiz. Photo layer diyorum. Photo library diyorum. Buradan galeriye tıklıyorum. Ve buradan e, karakterimize ekliyoruz arkadaşlar. Bunu da PUBG PNG yazarak bulabilirsiniz. Ben e, o şekilde buldum. Evet bunu e, iyice ayarlamanız gerekiyor. Güzel e, ayarlamanız gerekiyor. Çünkü zaten ana karakter bu yani resminizi logonuzu oluşturacak ana karakter ana resim bu yani ee, biraz küçültmek istiyorum bunu şu şekilde şöyle biraz da yana çekersek güzel olacak şu şekilde tam ayarlamak istiyorum. Evet şu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi buna yazımıza ekleyeceğiz. Ama yazımıza e, eklemeden önce bir şey yapmak istiyorum. Buradan fırçalara geliyorsunuz arkadaşlar. Buruşu takıyorsunuz. Buruştan arkadaşlar normalde sizde şu şekilde falandır. İşte şunlar şöyledir. Bu flow'u %49-50 falan yapıyorsunuz. Her nasıl sıfır yapıyorsunuz. Bir, bir oluyormuş bir yapıyorsunuz. Sadece en büyüğü çekiyorsunuz. E, renginiz turuncu. E, çünkü en iyi turuncu gidiyor. E, buna. Şöyle bir üstünden geçiyoruz. Bir de arkadaşlar şuradan köşeden geçiyorum ben. Şöyle biraz daha büyütürsek onu. Yok olmadı biraz küçültelim. Buradan geçiyorum ve böyle de güzel bir şey yapmış oluyorum. Ancak arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorum. Şu şekilde. Evet şu katmanı e, altı alıyorum arkadaşlar şunu şöyle altı alıyorum ve gördüğünüz gibi adam üstü oluyor bu karakterimizi e, katma simgesine bas basmayarak e, çünkü arkadaşlar katma simgesinden yapmıyoruz artı simgesine basıyoruz buradan double layer diyoruz yani çoğaltıyoruz buradan alttaki katmanımıza tıklıyoruz buradan fix kısmına tıklayarak e, hareket e, şeyi buluru veriyoruz şuradan. Şöyle bunu çoğaltıyoruz ve gayet güzel bir logomuz oluşmaya başladı şu anda template halinde. Şimdi isterseniz arkadaşlar Pixel Lab programımıza geçelim. Evet arkadaşlar Pixel Lab programımıza geçtik. Şimdi buradan yazımızı yazacağız. Onu sizlere göstereceğim nasıl yazacaksınız diye. Buraya iki kere tıklıyorum arkadaşlar ve tasarım yazısını yazıyorum. Siz kendi kanal adınızı yazacaksınız arkadaşlar buraya. Tasarım yazıyorum şu şekilde. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar fontumu seçeceğim. Dediğim gibi videonun başında dediğim gibi açıklama kısmında fontunun linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan gidip indirebilirsiniz. My Fonts diyorum. Buradan ee, Long Haul fontunu seçiyorum. Yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Eğer sizde böyle bir sıkıntı yoksa yapmayın. Gördüğünüz gibi şu kenarlar ee, böyle kötü oluyor o yüzden oraları biraz daha açıyorum evet şimdi arkadaşlar buradan aşağıya iniyorum buradan shadow yani gölgelendirme veriyorum bunu açıyorum ee, son yukarı çıkıyorum arkadaşlar yukarıdan renk vereceğim ee, rengi e, en sondaki harfini şöyle turuncu yapıyorum arkadaşlar evet şu şekilde gayet iyi oluyor ancak arkadaşlar e, şöyle bir şey yapacağım bu yetmiyor yani güzel durmuyor tam biraz embos vereceğim şu şekilde açıyorum gördüğünüz gibi embos verdim şu şekilde güzel duruyor bunu kapattım son arkadaşlar buradan transparent yaptım ve bunu kaydettim bunu da yazarak bunu kaydediyorum arkadaşlar ve pc touch programında bunu logoma ekliyorum şimdi isterseniz pc touch programımıza geçelim Evet arkadaşlar yazıyı yazdıktan sonra PC Touch programımıza geldik. Şimdi buradan yazıyı logomuza ekleyeceğiz ve logomuzu e, bitireceğiz arkadaşlar. Logomuzu e, sonuna geleceğiz. Photo, layer, photo Library diyorum. Buradan galeriye tıklıyorum. Buradan e, şu şekilde tasarımı seçiyorum ben. Şuradan. E, evet tasarım geldi. Ama en alt katmanda geldi. Bunu e, üst katmana çıkartarak buradan... Transform diyorum yani hareket diyorum. Ee, bunu hareket ettirerek şöyle getiriyorum buraya. Bunu biraz küçültüyorum. Biraz da büyüteyim. Ee, evet şu şekilde güzel. Ee, gayet güzel. Buradan artıya basıyorum. Photo Library diyorum. Buradan galeriye basıyorum arkadaşlar. Galeriden yeniden uzmanı yazısını alıyorum. Yeniden derken yani diğer yazımı alıyorum. Siz yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz bunu. Kendi kanallarınız sonuçta. Ee, şu şekilde koyuyorum buraya. Ee, evet arkadaşlar logomuz hazır ama e, şu şekilde bir şey yapacağım şuradan şu e, bizim e, kalem fırça aracıyla yaptığımız şeylere biraz opaklığını düşüreceğiz şu şekilde yapabilirsiniz bir de arkadaşlar buradan blend mod var oradan e, şöyle bu modlara e, sırasıyla bakalım bakalım güzel bir mod var mı evet Linear Dodge gayet güzel e, Linear Dodge seçtim bir de opaklığını gördüğünüz gibi biraz kıstım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Daha çok bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bir de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.